Dostlar, değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler. Şimdi Adana bir deniz kenti aslında. Hemen 40 kilometre güneyimizde çok güzel bir denizimiz var. Böyle el değmemiş, bakir bir deniz. Geçen böyle arkadaşlarla ava çıktık. Ne zamandır? Belki 2 yıldır gitmiyorum. Şöyle güzel Akdeniz balıkları yakaladım. Bakın, mercan. Görüyor musunuz güzelliğini? Işıl ışıl ışıl ışıl. İşte değişik değişik mercanlar var. Bak şu da istilacı bir balık. Bizim çakma mercan diyorum bunu. Denizlerimizi işgal etmiş. Ama şu esnaflı ya güzel. Şimdi bunları böyle bizim teknede bir kaptanımız var. Böyle domates, şunu da göstereyim. Heh. Konserve domatesle pişiriyordu bunu. Ben de böyle dikkatli dikkatli izledim. Aynı onun gibi yapmaya çalışacağım. Malzemeleri çok basit bak. Sarımsak, yağ, domates, balık. Şunları da ben ekstradan koyacağım üzerine en son. Pişmeye yakın. Önce balığımızı şöyle güzelce bir kızartacağım. Neyle kızartacağım biliyor musunuz? Benim kendi bahçemin zeytinyağıydı. Zeytinyağıydı bak. Gerçek zeytinyağını görüyor musunuz? Dibinde böyle tortusu olur. Bu ilaç. Bu var ya, bunu böyle zeytinyağını dök. Güzel pamuk gibi yapar her tarafını. Cildine böyle her tarafına sür. Bak her yerine sür. Şimdi hemen ateşi hazırlıyorum. Şunu açayım. Uzun. Gel. Gel uzun gel. Gel. Şöyle. Çok yağ koymayacağım. Az bir yağ da şöyle. Heh. Bu yağımız ısınsın. Balıklarımı ekleyeceğim. Balıkları şöyle güzel pişirip bir kenara ayıracağım. Hadi bakalım yağımız ısınsın. Devam edeceğiz. Dostlar yağımız orada. Isınırken şu tatlış sarımsakları hazırlayayım ben de. Dursun. Bak bu da ilaç. Ya diyorum ki ne yersen olsun bak ne yersen. Gider o saçma sapan Amerikan malı hamburgerleri yersen, franchise markalardan bahsediyorum bak, kendi butik böyle hamburgercisinde hamburger yapanları kastetmiyorum. Bu Amerikan malı hamburgerler var ya, ismini markasını vermeyin şimdi, onları yersen kafan da çalışmaz. Seme gibi olursun. Sonra Ayşe teyzenin kızını kıskanırsın. Bak bunlardan yersen işin gücün yolunda gider. Bunlar ilaç çünkü ya. İlaç bak. Küçük tabletler. Şunu var ya, parfümü çıksa aslında. Elon Musk. Elon Musk, buradan bak sana sesleniyorum. Gidiyorsun. Uzaya araç gönderiyorsun. Bilmem ne. Ya şunları bulsana şunu işte. 100 milyar dolar ayırsan Elon. Elon Musk. Öyle Bitcoin'cileri mağdur ediyorsun birden. He? Oraya buraya balinacılık yapıyorsun, para yatırıyorsun. Bak şunlara yatır parayı. Bak. Şunun içinde kim bilir hangi hastalıkların çaresi var. Şimdi bu burada dursun. Karışın ya. Ya şimdi bunu atacaktım. Yakaladık. Geri bıraktığım zaman ölüyor. Birkaç tanesi, bunlarda daha küçüğünü bıraktık. Ama derinden çıktığı için bunlar daha yaşama şansı yok. Mecbur hemen dedim getireyim bak. Hızlıyorum. Ooo ya güzel. Yağ tam ayar olmuş. Önce küçükleri bir aradan çıkartalım. Küçükleri bir çıkartalım. Ondan sonra büyükleri bitireceğiz. Dostlar şu birinci parti. Yağları çıkartalım. Zeytinyağında olmaz diyenler çıkacak şimdi. Bir deneyin. Denemeden karar vermeyin. Bu arada balıklara ben önceden tuz atmıştım arkadaşlar. Tuzu nerede diye düşünebilirsiniz. Of. Ben de ne olmuş bakın. Zeytinyağında bak. Tane tane görüyor musun? Bak nasıl açılıyor. Şimdi. Şunu alayım şöyle. Ninni ya, bu da terapi. İşte bu da terapi. Değil mi bu? Bu da terapi. Şu küçükleri soğumadan bir tadına bakayım dedim ya. Kuşa bakın. Bu arada bugün kaynımda misafirim.
Lokum. Şu şöyle dursun şimdi. İyi olacak. Şimdi şu şöyle dursun. Gel bir şeker asıl şimdi. Dostlar, belki de bu deniz balıklarını yiyen son nesil olacağız. Bizden sonra büyük bir ihtimalle havuzdan yetişen balıkları tüketecek insanlar. Şuna baksana ya, şunun güzelliğine. Duruşu bile farklı. Oy kuzum. Oy kuzum. Bunlar da kuzu. Bunlar da ilaç. Bunlar da ilaç tableti, bak. Bu da ilaç tableti. Şimdi şu yağ var ya, bu yağlar biraz sonra göreceksiniz. Bu yağlar boşa gitmeyecek. Bu yağların hepsini ben alacağım. Oy oy. Dur kuzum, dur sen alayım ben. Senin için tamam. Böyle balığım da bakın çok böyle suyu seli kaçmayacak. Öyle suyu seli kaçtığı zaman bir anlamı yok. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar pişecek. O yağları şimdi alacağım ben. Dur. Bakarım şuna. Bak bak bak, dur. Çatal çıkartayım, görün siz olayı. Olayı şu an anlayamıyorsunuz bak. Olay şu. Hoho, bak. Çatalı vurdun mu ruhunu teslim edecek. Çatalı vurdun mu ruhunu teslim edecek. Oy kızım, hadi bakalım diğerlerini çıkartayım. Şu yağlar nasıl boşa gitmeyecek bir görün. Vallahi. Dostlar. Dedim ya, bu yağlar boşa gitmeyecek diye. Bak şu kalan bir iki parça balık parçasını şöyle alıyorum. Bunları alıyorum. Şöyle güzel temizledim. Oy kızım. Şimdi bak, bütün balığın aroması bu yağda. Yağımız da öyle yanmadı. Daha bakın berrak yani. İlk defa kullanıyorum. Şunlar da gitmesin. Dostlar kırıntıları temizledim. Bak burayı isterseniz bunu atmayabilirsiniz ama ben biberin de yakışını düşünüyorum. Bak. Hemen şu biber şöyle bir 30 saniye. Bir 30 saniye pişsin. Şöyle içerisin ya. Sonra bak şu. Bu da benim kış öncesi. Böyle yazın sonuna doğru kendi yaptığım bir konserve. Şöyle bir açayım. Bu hoş. Mis ya. Şimdi yani Nisan olmasına rağmen henüz çıkmadı domatesler. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bak. Üzerine döküyorum bunu. Evet. Şimdi böyle biraz da pişsin. Hafif böyle yumuşadığı zaman sarımsaklarını ekleyeceğim. Biraz bu aşamada şurada tuzum var. Biraz tuz ekleyeyim. Of. Biraz tuz ekledim. Tuzu azalttım çünkü konserve olduğu için içinde kendi tuzu var. Biraz karabiber. Var ya, bu zaten bu sos sadece balığı yeme. Sosu ye. Şöyle güzel pişsin. 5 dakikaya pişer zaten. Çok fazla pişirmeyeceğim. Domatesler de zaten pişmiş. Konserve yapıldığı için yarı pişmiş. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Hadi bakalım. Dostlar, şimdi şu ilaç tabletlerini üzerine şöyle attım. Allah Allah, bu ne oldu ya? Oy kuzum, oy kuzum, oy. Bunu var ya işte, yaraya sür. Keşke bunun parfümü çıksa. Şunun parfümü çıksa, sürsek, sıksa her tarafımıza. Oy, sabunu çıksa, şampuanı çıksa şunu. Bak hadi, bir ölümsüzlük burada ya, ölümsüzlüğü burada. Dayayın hamburgeri, dayayın. Dayıyorlar hamburgeri. Sana diyor ki çocuğun niye öyle oldu? Olur. Çocuğun niye öyle olacak? Şunlardan yedirdin mi? Şimdi dostlar, çok fazla sarımsaklarını yapmayacağım. Bu işlem tamamdır. Şurada
Şimdi masayı hazırlayayım, geçip güzel şöyle adam akıllı yiyeceğim. Fehmi! Çabuk gelin, lokmalar hazır. Çabuk gelin. Lokmalar hazır hazır. Lokmalar hazır. Gelin çabuk. Gelin. Oy kuzum. Adana kıyma kebap gibi oldu ha. Bulgur gibi dağılıyor bak. Bak. Gel oğlum. Meryem yaptın. Var mı yaran? Yok. Tanıyan, kabaran bir yer var mı? Yok. Tamam. Yoksa bak gel. Gel. Gel Fehmi gel. Bak. Bu ilaç değil mi? Evet. İlaç bunlar. Dur lan. Kaçık gidecek ha boğazına. Görmedim. Vallahi dur kuzum. Dur şunları da alayım. Küçük balık her zaman lezzetli olur yemesi. Oy kuzum. Gönder. Yut onu. Allah'ına kurban. Hadi sofraya geçelim. Şunları güzel bir hazırlayalım. Fehmi bak gel. Şu ekmeği bir göstereyim ben sana. Dur. Şöyle bir sifra yapalım ya buradan. Bak. Bak gel. Gel aklına alacağım Fehmi senin. Gel. Isıvayım şundan bir. Bak bu. Bak şöyle gel kameraya doğru dön. Bir ısır bir görsünler. Nasıl? Çok güzel. Gidiyorlar dayıyorlar ketçabı. Evet. Mayonezi. Sonra göbekleri de çıkıyor. Heh. Bak. Uy kusam. Bu ne ya? Ver ver. Haydi sana en babuşunu vereyim mi şu yavruyu? Bak sanat eseri ha, tablo. Şu tabloyu sana veriyorum. Fermiş. Sen şunu kap. İyi doysan, bak bu gerçek mercan ha. Nasıl yiyeceğim biliyor musun? Bak gel, üş yap bak. Şöyle bir tutsana, şöyle bir al oradan bir öbek. Al, tut tut tut, korkma. İşte bak bu. Bas, heh. Öyle al oradan. Betoş, ben sana çok seveceğim bir şey vereceğim. Bak, bu sosu seversin değil mi sen? Oy kuzum. Bunu yersen sana kurşun murşun işler mi? İşlemez. Mermiler seker. Mermiler seker gider. Şimdi bak Yiğit. Kafayı aldık bak. Aşamaları şöyle. Kafayı koparttık. Kafa gitti. Şimdi şöyle tuttuk. Bak. Oy kuzum. Hiç kılçık kalmadı burada gördün mü? Kılçıksız löpet oldu arası. Şunu da al. Sonra bak. Kemikten sayılıyor. Görüyor musunuz? Kenardaki kemik de gitti. Fehmiş, yapabildin mi oğlum? Yok ben yapamadım. Dene dene üstten şöyle kopar, ayrılır zaten. Bak nasıl biliyor musun? Şu tarafında bir eti var. Bu tarafında bir eti var. Kılçık ortada. Şöyle bak. Şuradan tut. Al. Dur. Sana bir parça şundan vereyim. Fehmiş ne yaptın bak. Şöyle tut, şuradan korkma elinden ya. Elin iyi oğlum, hiç korkma. Hoho, gördün. Anladın değil mi olayı? Evet. Heh, oradan devam etsin. Nasıl Kürşat? Çok güzel bir şey. Çok sos da güzel olmuş. Şimdi zeytinyağıyla pişiriyorum ben son zamanlarda. Hani bize zeytinyağı çok. Ayçiçek yağıyla da güzel olur ama zeytinyağıyla da çok güzel oluyor. Bak, bembeyaz ya. Dostlar. Tarifi çok basit. İsterseniz biber koymayabilirsiniz. Domates ama mutlaka yaz domatesi olsun. Efsane oluyor, efsane. Şuna bak. Hadi bakalım. Şifayla kalın. Bu lezzetlerden de mahrum kalmayın.